Herkese merhaba. Bugün baskı teknikleriyle ve evdeki bez çantalarımızla birlikte bir geri dönüşüm çalışması gerçekleştireceğiz. Bunun için bir patates kullanacağız. Öncelikle patatesimizi ortadan ikiye ve sonrasında dörde bölüp yarım ay çıkacak şekilde kesiyoruz. Sonrasında bir yanda akrilik boyalarımızı hazırlayıp bir bez çanta üzerine nasıl baskı yapacağız? Öncesinde bir tasarlıyoruz. Sonra yapacağımız desene karar veriyoruz. Bugün benim sizlere göstereceğim desen bir karpuz deseni. Bunun için kestiğim patatesin sadece bir yüzeyini kullanacağım. Fırçamı hiç ıslatmadan çalışmama başlıyorum. Bir kırmızı renge ihtiyacım olacak. Fırçamın ucuna boyamı aldıktan sonra öncelikle patatesimin üzerine boyamı sürüyorum. Ve şu anda önümde bulunan bez çantanın üzerine düzensiz desenlerimi yerleştirmeye başlıyorum. Patatesimi elimle dik bir şekilde tuttuktan sonra boyalı olan yüzeyi alta gelecek şekilde ilk baskımı oluşturuyorum. Baskı yaptıktan 2-3 saniye sonra elinizdeki baskı malzemesini kaldırabilirsiniz. Her baskıdan önce patatesinizin üzerindeki boyayı yenilemeniz gerekecektir. Tekrar düzensiz bir şekilde ikinci baskımı oluşturuyorum. 2-3 saniye bekletiyorum ve kaldırarak sonucuma ulaşıyorum. Bu şekilde yüzeyiniz üzerinde istediğiniz gibi düzenli ya da düzensiz baskı çalışmamızı tamamlıyoruz. Yüzeyi düzensiz bir şekilde baskıladıktan sonra kırmızı yüzeylerimizin kurumasını beklerken yine fırçamızı elimize alıp yapacağımız desenin ikinci aşamasına geçiyoruz. Bunun için yeşil renkli bir akrilik boyaya ihtiyacımız olacak. Rengimizi fırçanın ucuna alıp yapmış olduğumuz baskının etrafında tam geniş olan yüzeyde, yarım daire olan yüzeyde etrafını şöyle incecik fırçayla bu sefer elimizi kullanarak geçiyorum. Bu yaptığımız karpuz deseninin dış kısmı, kabuk kısmı olacak. Yaptığım tüm baskıların etrafına bir de şöyle C formunda, yarım daire formunda bir çizgi ekliyorum. Ve karpuz baskılarımızın tüm renklerini tamamladık. Şimdi sırada son olarak siyah çekirdeklerini yapmamız kaldı. Bunun için akrilik bazlı bir kalem kullanabilirsiniz ya da direkt siyah akrilik boyayı fırçanız yardımıyla da kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane karpuz dilimimizden başlıyorum ve bir çekirdek formu çizerek artık
karpuzumuzun 3. aşamasını, son aşamasını tamamlayıp çantamızı kullanıma hazır hale getiriyorum. Uygulamış olduğum tüm noktalama işlemini şimdi bez çantamız üzerindeki dağınık şekilde duran tüm baskıların üzerine uyguluyorum. Baskıyla geri dönüştürdüğümüz çantamızın son haline geldik. Tamamen kuruduktan sonra kullanıma hazır bir çantamız olmuş olacak. Sizlere de yaparken keyifli zaman geçirmenizi diliyorum.